Zelenski ne yapıyor? Zelenski Amerika'dan uyarı üzerine uyarı alıyor. Zaten masada gösteriliyor. E, Kırım'ı da gözden çıkarmış görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri yani koskoca ülke Batı'nın motivasyonu ile cesaretlendirilmesiyle maalesef şu anda taşlaş üstünde kalmayan bir görünümde ama bunun Batı'nın tabii ki verdiği bazı teselliler de var. Mesela Time dergisi Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı Zelenski'yi yılın kişisi seçti. Time dergisinin açıklamasında Zelenski'nin savaş zamanı bir lider olarak sergilediği başarısı cesaretin bulaşıcı olduğu gerçeğine dayanıyordu ifadelerini kullandı. Zelenski'nin işgalin ilk günlerinden beri sokakta görünür olmasının yarattığı psikolojik etkiye dikkat çekildi. Cesur duruşu sayesinde Ukraynalıların ülke savunması için seferber olduğu vurgulandı. Time dergisi İranlı kadınları da yılın kahramanları ilan etti. İranlı kadınların öncülük ettiği hareketin iyi eğitimli, laik, liberal ve yüksek beklentileri olan gençlerden oluştu. Ve İslam Cumhuriyeti'nin 43 yıllık tarihindeki en uzun süreli ayaklanmayı başlattıkları vurgulandı. Bir açıklaması var Putin'in ama öncelikle Dışişleri Bakanlığı sonrasında Beyaz Saray'dan gelen aynı yöndeki açıklama ekranlara taşıyalım. Beyaz Saray, Ukrayna'yı savaşı alevlendirmesi için cesaretlendirmedik açıklamasını yaptı üst saldırıları ardından. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı sözcüsü John Kirby, savaşta gerilimin tırmanması ile ilgili endişelerimizde her zaman tutarlı olduk. Ukrayna'yı bunu yapmaya teşvik etmedik dedi. John Kirby, Amerikan silahlarının kullanımı ile ilgili hesap verme ilkesi konusunda da Kiev'e karşı net tutum sergilediklerini söyledi. Diğer bir deyişle Ukrayna'ya verilen silahların Rus topraklarına karşı kullanılmaması şartını hatırlattı. Peki Putin ne yapacak? Yani nükleer kullanmak konusunda bizim zaten var e, yazılı ilkelerimiz var anayasamızda. Bu da gayet belli demişti. Yani e, tabii ki bu konuda bir beka sorunu, bir e, toprak bütünlüğüne yönelik bir tehdit gördüğü zaman nükleer kullanılması yazıyor. O söz konusu metinde. Peki şu anda ne olacak Putin'den Ukrayna Savaşı ve nükleer silah kullanımıyla ilgili yeni bir açıklama geldi Rus üslerine yapılan saldırı sonrasında. Putin nükleer savaş riskinin arttığını söyledi. Ancak bu konuyu kendilerinin gündeme getirmediğini ifade ederek aklımızı yitirmedik. Nükleer silahların ne olduğunun farkındayız diye konuştu. Rusya'nın nükleer silah kullanımında sadece karşılıklı saldırı konseptine göre hareket edeceğini söyledi. Putin Rusya'daki savaşın uzun bir süreç olabileceğini de ekledi.